MedNiç Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize günün sıcak gelişmeleriyle başlayacağız. Kürt halkı ve dostları Gever katliamına karşı bugün de alanlardaydı. Tepkilerin seyrini paylaşacağız ama önce Gever'de dün düzenlenen cenaze törenine gidelim. Polis tarafından katledilen Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir dün toprağa verildi. On binlerin düzenlediği törene de polis saldırdı. Bu duruş karşısında AKP polisi provokasyon peşindeydi. Polis cenazenin karşılandığı sırada ve sonrasında yine halka saldırdı. Gever bugüne de eylemlerle başladı. Esnafın kepenk çıkartması gerektiğini belirtti. Zozane'nin ardından konuşan Reşit İşbilir'in ağabeyi İhsan İşbilir ise önderliğin taziye için göndermiş olduğu mesajı bizi onurlandırdı dedi. Evet, Gever'de halk katliamlara karşı alanlarda polis terörüne tepkiler devam ediyor. İlçedeki son durumu gazeteci Sami Yılmaz'dan soralım. Sami merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler Sami. Gever'deki son gelişmeler neler Sami? Evet, Gever'de gün boyu gençlerle polis arasındaki çatışmalar sürdü akşam saatlerine kadar. İlçeye Van'dan Esenler'e yani İran'ı yolundan Şemdin yolundan girmek isteyenler gençler tarafından kimlik kontrolü ve araç kontrolü. Yine ilçede bulunan onlarca mobese direği kullanılamaz hale getirildi gençler tarafından. Bunlar yaşanırken akşam saatlerinde gençler Halk Bankası'na yönelik bir eylem gerçekleştirdi. Burada Halk Bankası'nın ateşe veren gençler sloganlar atarak olay yerinden ayrıldı. Halk Bankası'nda Halk Bankası'ndaki yangını söndürmek üzere itfaiye olay yerine geldi. Yangını söndürdü ancak Halk Bankası'nda büyük bir derecede maddi zarara neden olduğu bildirildi. Öte taraftan BDP bugün bir karar aldı. BDP Yüksek İlçe Örgütü sivil katliamlara karşı direniş çadırı kurma kararı aldı. Şu saat itibariyle Musa Anter Kültür Parkı'nda direniş, sivil katliamlara karşı direniş çadırı kurum işlemleri devam ediyor. Yarın çadıra yönelik kitlesel bir yürüyüş yapılarak sivil katliamlara karşı direniş çadırının açılıp kopan kemiklerin beyinle iç içe girdiğinden dolayı ameliyat yapamadıklarını, topçunun yaşaması halinde felç olacağını ancak yaşama durumunun çok kritik olduğu bilgisi verildi. Teşekkürler Sami. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Sami'nin aktarımları gençlerin polis terörüne karşı öz savunmasının devam ettiğine ilişkindi. BDP'nin karar aldığını aktardı Sami. Direniş çadırı kurulacak Musa Anter Parkı'nda ve yarın açılışının yapılacağı bilgisini paylaştı bizimle. Öte yandan Bemal Topçu'nun terörün hedefindeki Bemal Topçu'nun durumu ciddiye, Topçu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Getirildiği Van 100. Yılı Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Topçu, yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Topçu'nun yakını Abdülkerim Kaya'nın doktorlardan aldığı bilgilere göre beyin bölgesinde kurşun çekirdeği parçaları bulunduğu ve kafatasının büyük bir kısmının da parçalanma meydana geldiği belirtiliyor. Beyinde bulunan metal parçalarından kaynaklı gerekli müdahaleyi yapamadıklarını belirten doktorlar Topçu'nun hayati tehlikesinin sürdüğünü vurguladı. Gever'deki polis terörüne karşı Ahmet bugün direniş mesajı verdi. Kitlenin demokratik tepkisine saldıran polis adeta dün Gever'di, bugün Ahmet dedirtti.
Amedliler BDP il örgütü binası önünde bir araya geldi ve koşu. Mezarlıklar konusu hassastır. İnsanların kendi değerlerine, kendi inançlarına olan saygılarına saldırı yaparsanız, kutsallarına, dokunulmazlarına, değerlerine yönelik saldırı yaparsanız bu ülkede hiçbir şeyi artık düzeninde tutamazsınız. Önce buna saygı göstereceksiniz. Arkasından da ölümle sonuçlanan her vakada ölüme sebebiyet veren, o tetiği çeken güvenlik kuvvetini, polisi, jandarmayı, JİTEM'i kimse bulup yargıya teslim edeceksiniz. Ardından tekrar işbaşı diyen polis halka gaz bombaları ve tazikli suyla saldırdı ve gözaltı terörüne başladı. Polis Bayındırlık Caddesi'ndeki evlere gaz bombası attı. Bir yaşındaki bir bebeği öldürmeye kalktı. Çevredekilerin kurtardığı bebek oksijen tüpüne bağlandı. Çatışmalar ara sokaklarda geç saatlere kadar sürdü. Gever'deki polis terörüne tepkiler içeren haberler devam edecek. Tam da katliamlar demişken yaklaşan insan hakları haftasına dikkat çekelim. 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası değerli izleyenler. Hafta dünyanın dört bir yanında etkinliklerle karşılanıyor. Kürdistan'da ise hafta boyunca devam eden katliam politikalarını protestolar var. Yürüyüş 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da Dağkapı Meydanı'nda başlayacak. 14 Aralık Cumartesi günü ise dil, asimilasyon ve travma konulu bir panel düzenlenecek. Panel Bağlar Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 13'te başlayacak. 15 Aralık Pazar günü de saat 14'te Diyarbakır Cezaevi önünde 163 hasta tutsak için 163 dakika oturma eylemiyle haftanın etkinlikleri kapanacak. Van depreminin üzerinden 2 yıl grevi eylemcileri yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek sorunlarına çözüm bulunana dek eylemi sürdüreceklerini belirtti. Eylemcilerden Ali Ahi, Van valisinin konteyner kentlerde kalanlar PKK'lı aileler açıklamasına tepki gösterdi. Valinin açıklaması ne vicdana ne de sosyal devlet olma iddiasında bulunan bir devlete yakışmıyor dedi. Öte yandan devletse de depremzedelerle. BDP ve HDP heyetiyle görüşen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan heyet aracılığıyla mesaj iletti. Öcalan mesajında Gever'de iki Kürt'ün polis tarafından katledilmesini sürece dönük provokasyon olarak nitelendirdi. Kürt halkına başsağlığı dileyen Öcalan daha büyük provokasyonlara karşı herkesi daha uyanık ve daha dikkatli olmaya çağırdı. Öcalan süreç konusunda hükümetten daha olumlu bir müzakere girişimi beklediğini, seçim hesabıyla sürece yaklaşılması halinde kaos ve çatışma yaşanabileceği uyarısında bulundu. İnisiyatif ve sorumluluk sahibi olmam dolayısıyla barışın ve yeni demokratik cumhuriyetin inşası hakkındaki düşüncelerimi tüm Türkiye kamuoyuna anlatabilmem için basın ve diğer iletişim temas olanaklarının ivedilikle sağlanması gerekir. Roboski, tüm değer ailelerine, hasta tutsaklara, kadınlara ve gençlere, tüm cezaevlerine özel selamlarımı gönderiyorum diyen Öcalan, Mandela'nın ölümünden de derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Devralıyor. Nöbet eylemini bugün Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu YEKKOM yetkilileri devraldı. Bu haftanın eylemcileri Fransa'nın Evri bölgesinden gelen Kürdistanlılar. Eylemcilerin ziyaretçileri de eksik olmuyor. Fransız Kürt Dostluk Derneği yetkilileri eylemcileri ziyaret ederek destek verdi. Ve Kürt halkıyla dostlarının katliamlara karşı tavrı diyoruz. Gever'deki katliama karşı Kürdistan ve Türkiye kentlerinde halk alanlara çıktı. Eylemlerin ve aynı zamanda polis saldırılarının bir başka adresi Kars'tı. Polis terörüne tepki yine polis terörüyle karşılaştı. 4 kişiyi yaralayan polis çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı. Amed'in ilçelerinde de adeta direniş vardı.
Lice'de Halk Çarşı merkezinde yapanlar geçmiş günlerde bunu iyi anlamış olmaları gerekirdi. Kürt halkının çocuklarını öldürmekle hiçbir zaman sistem Kürt halkını teslim alamaz. Bunu iyi aklına getirsin, iyi düşünsün. Bunları o zalimlere hatırlatmak gerekir. Mardin'in Şemre, Derik ve Koser ilçelerinde açıklamalar yapıldı. Bedlis, Raha, Semsur ve Şırnak'ta da halk katliama karşı ayaktaydı. Değerli izleyenler, hemen elimize ulaşan bir son dakika bilgisini aktarmak istiyorum. Kars'ta gözaltı sayısının 30'a yükseldiği ve polisin saldırılarının devam ettiği bilgisi geldi. Gever'deki polis terörüne karşı tepkiler hemen her merkezde vardı bunun yanı sıra. İzleyelim hemen. Vanlılar Gever katliamına karşı önce yürüyüş ardından basın açıklaması düzenledi. BDP Kent Milletvekili Özdal Üçer, Gever'de sıkılan kurşunlar, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın başlattığı çözüm sürecine ve barış sürecine sıkılan kurşunlardır dedi. Mısır ilçesinde yüzlerce kişi katliamı oturma eylemiyle protesto etti. Agirne'nin Giyadin ilçesinde ise BDP ilçe binası önünde buluşuldu. Katliamın kınandığı bir başka merkez Erzurum'du. Mardin'in Nesibin ilçesinde yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde basın açıklaması düzenlendi. Mersin'de ise BDP il örgütü önünde yüzlerce kişi bir araya geldi ve katliama sessiz kalınmayacağı mesajı verildi. BDP Tarsus ilçe örgütü öncülüğünde de katliam protesto edildi. Antalya'da kitlesel yürüyüş ile İstanbul, Konya ve Yalova gibi birçok kentte de basın açıklamalarıyla katliam kınandı. Encümeni Muallim'den TÖS'e, Töbdere, Tümdere, Tüsdere ulaşan bir tarihin olduğu belirtildi. Açıklamada 18. yaşımızı kutladığımız bugün emekleriyle, ödedikleri bedellerle bu onurlu tarihi yazan arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Emek ve özgürlük mücadelesinden dolayı tutsak olan keskli arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz denildi. Keskin emekçilerin insanca bir yaşam mücadelesinin adı olduğunu belirtilen açıklamada demokrasiye, özgürlüğe, kardeşliğe, barışa ve eşitliğe yürüyüşümüz devam ediyor denildi. Emekçiler AKP'nin her geçen gün yoksullaşan ve hakları ellerinden alınan kamu emekçilerinin artık kaybedecek bir şeyleri olmadığını kaydetti. 19 Aralık'ta yapacakları eylemde açlığa, yolsuzluğa ve sefalete karşı AKP hükümetine dur diyeceklerini vurguladı. Sağlam AKP'nin emekçilere yönelik saldırılarına karşı gezi direnişi ruhuyla mücadeleyi yükselteceklerini dile getirdi. Özellikle ülke çapında önemli bir katılım olacağını şimdiden söylemek, işte basına ve kamuoyuna duyurduğumuz şekilde 19 Aralık 2013 tarihinde 2014 bütçesine taraf olmak amacıyla 2014 bütçesinde kazanılmış haklarının gasp edilmesine karşı ülke çapında grev yapacağız. 2014 bütçesine taraf olmak amacıyla 2014 bütçesinde kazanılmış haklarının gasp edilmesine karşı ülke çapında grev yapacağız. Eş başkanlık sistemini KCK, BDP, DTK ve HDP'de uygulanıyor. Sistem Türkiye'de bir ilk. Bu ilklere Bağlar Belediye Spor Kulübü de imza attı. Kulüp eş başkanlık sistemini uygulamaya koydu. Ahmet'te amatör olarak futbol faaliyetlerini sürdüren Bağlar Belediye Spor'da yaklaşık bir yıldır eş başkanlık sistemi uygulanıyor. Eş başkanlıkla yönetilen Bağlar Belediye Spor
Sıradar Hoca'ya ilişkin bir haberimizde Egit kod adlı YPG savaşçısı Abdallah Hasan bir ay önce Kaser Cindo köyündeki çatışmada yaralanmıştı. 6 Aralık'ta da yaşamını yitirdi. Hasan için Efrin'de binler tören düzenledi. Hasan'ın naaşı Afrin Şehit Aileleri Kurumu Merkezi'nden binlerce kişi tarafından alındı. Ve Metina köyünde bulunan Şehit Rakıf Mezarlığı'na tören eşliğinde toprağa verildi. Törende Şehit Aileleri Kurumu YPG ve Tevdem adına konuşmalar yapıldı. Özgürlük mücadelesi yürütücülerinin anılarına bağlılık sözü verildi. Efsanevi özgürlük savaşçısı devrimci Nelson Mandela son yolculuğuna hazırlanıyor. Güney Afrika hükümeti 10 günlük cenaze töreni planlarını açıkladı. Salı günü Johannesburg'un eteklerinde bulunan 95 bin kişi kapasiteli FNB stadyumunda resmi tören düzenlenecek. Mandela'nın cenazesi Cuma günü Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Başbakanlık ve bakanlıkların bulunduğu Union binalarında katakalfa konulacak. 3 gün sonra cenaze çocukluğunu ve emeklilik yıllarını geçirdiği Kanu'ya götürülecek. Tüm resmi binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Tüm ülkede taziye defterleri açılacak. Mandela gelecek pazar günü Kanu'da toprağa verilecek. Bu arada Mandela'nın cenaze törenine Halkların Demokratik Partisi HDP, Barış ve Demokrasi Partisi BDP, Kürdistan Ulusal Kongresi Keneke ile Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifinden bir heyet katılacak. İran rejimi dün Yunus Bapiri adlı Kürt tutsağı idam etti. Kürt siyasi tutsak Habibullah Latifi ise idamla karşı karşıya. İki Kürt gencinden ise haber alınamıyor. Bokane kentinden olan Yunus Bapiri 6 yıl önce tutuklandı ve dün Urmiye cezaevinde idam edildi. Diğer yandan Kürt siyasi tutsak Habibullah Latifi ise idamla karşı karşıya. Habibullah Latifi Ağustos 2008 yılında İran rejim güçlerince tutuklanmıştı. Peşak'a yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Latifi idam cezası verildi. Avukatı Salih Nikbest, kamuoyu ve Kürt halkının tepkisi üzerine idamı durdurulan ve Sine cezaevinde bulunan Latifi'nin her an idam edilebileceğini belirtti ve duyarlılık çağrısı yaptı. Kürt tutsaklar İslam Rezai ve Heyder Şiri'dense haber alınamıyor. İran cezaevlerinde son 16 günde toplam 40 kişinin idam edildiği belirtildi. Dünyadan bir gelişmede sıra Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra yoğun protestolar üzerine af tasarısını geri çekti. Başbakan Shinawatra yönetiminin hala muhalefetle diyaloğa açık olduğu belirtildi. Shinawatra diğer partilerin onaylaması ve yeni seçimin düzenlenmesi durumunda istifa edebileceğini ya da parlamentoyu feshedebileceği mesajını verdi. Buna rağmen bugün muhalefet milletvekillerinin toptan istifa ettiği haberi geldi. Yönetim karşıtları Shinawatra'yı ağabeyi eski başbakan Taksin Shinawatra'nın çıkarlarına hizmet etmekle suçluyor. Çünkü af tasarısı sürgündeki Taksin Shinawatra'ya ülkeye geri dönüş imkanı sağlayacaktı. Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Shinawatra, yolsuzluktan suçlu bulunmuş, hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk etmişti. Son protestolar sırasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 289 kişi yaralanmıştı. Güney Kürdistan'da iki toplu mezar daha ortaya çıktı. Mezarlıkların Kürtlere ait olduğu açıklandı. Güney Kürdistan'ın Barzan ve Germiyan bölgesi olarak bilinen Nugre Selman bölgesinde 128 Kürt'e ait iki toplu mezar bulundu. İnsan haklarından sorumlu devlet bakanı Kamil Emin,
İlk toplu mezarda 38 kişiye ait kemiğe rastlandığını aktararak 38 kişinin kemiklerinin çocuklara ait olduğunu, bir diğer toplu mezarda ise 91 kişiye ait kemiğin bulunduğunu söyledi. Toplu mezarlar 1988 yılındaki Enfal katliamına ait. Enfal'de 180 bin Kürt katledilmişti. Ahmet'te 3 yıl önce kurulan Mezopotamya Gençlik Araştırma Merkezi Derneği Megamder çalışmalarını sürdürüyor. Dernek çalışmalarını Mehtap Sancak anlattı. Dernek bünyesinde kültürel etkinliklerden eğitim çalışmalarına ve sosyal projelere kadar birçok faaliyet yürütülüyor. Ayrıca Kürdistan'da kooperatifçiliğin geliştirilmesi için oluşturulan merkezde kooperatifçilik üzerine seminer ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Megamder'in çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mehtap Sancak, gönüllülük temelinde yürüttükleri çalışmalarıyla gençlerin ihtiyaçlarına yanıt olmaya çalıştıklarını belirtti ve herkesi derneğin kültürel çalışmalarına katkı sunmaya çağırdı. Tamamen gençliğe adanmış bir kurum burası. Bileğiz Ezgi'ye aklamış. Bileğiz Bahar Ulaş. Kuzey Kürdistan'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İdi'de 100 köy yolu kapandı. İdir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde esnaf ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteorolojik verilere göre Kürdistan ve Türkiye'de kar yağışı artacak, hava sıcaklığı düşecek. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.